Yüksek dağın bu şekilde hedef alınması tesadüf değildir. HDP'ye yönelik siyasi darbe planının çok önemli bir unsurudur. Sayın Yüksekdağ'ın hedef alınması Suruç katliamında başlayan süreçten bağımsız değildir. Suruç katliamının amacı HDP fikrinin dinamitlenmesiydi. HDP'nin Türkiye halklarıyla ve Türkiye'den çeşitli siyasi kesimlerle birlikte yola çıkan bir güçlü aktör olması fikrine karşı bir operasyondu Suruç katliamı. Sayın Yüksekdağ sadece bir eş genel başkan değildir. Aynı zamanda HDP fikrini bu şekilde cisimleştiren çok güçlü bir simgedir. Çok güçlü bir HDP bileşenidir. HDP'yi var eden bileşenlerin en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle Figen Yüksekdağ'ın özel olarak hedef alındığını söyleyebiliriz. Yüksekdağ'a hedef almak HDP fikrini yok etmek gibi bir niyeti açığa çıkarıyor. Figen Yüksekdağ iktidar tarafından atanmış bir milletvekili değildir. Halkın iradesiyle seçilmiş meşru bir temsilcidir. Onun vekilliğini ona bu yetkiyi veren halktan başka hiç kimse elinden alamaz. Bunun dışında yapılan vekilliği düşürmeye yönelik her işlem bir halk iradesi gaspıdır. Biz bu gaspı tanımıyoruz. Halk iradesine yönelik gasp anlamına gelen bu işlemleri tanımıyoruz. Figen Yüksekdağ bizim milletvekilimizdir. Figen Yüksekdağ bizim eş genel başkanımızdır.